Kurban Bayramı'na geri sayım başladı. Bu süreçte Erzurum'da hareketlilik arttı. Erzurum, mera varlığı bakımından Türkiye'nin %11'lik kısmına sahip. Ayrıca Türkiye'nin dört bir yanına binlerce hayvan sevki yapan illerden bir tanesi. Hal böyle olunca da Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satışı yapılan pazarlarda yoğunluk arttı. Bayram öncesi hareketli alanlardan biri de Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı. Burada vatandaşların kurbanlıklara sorunsuz ulaşması için tedbirler üst düzeyde tutuluyor. Bu noktada Kurban Hizmetleri Komisyonu oluşturuldu. Kurban Hizmetleri Komisyonu bu kurbanla ilgili tüm tedbirleri almakta. İşte hayvan hareketleri, hayvan refahı, güvenliği, işte bununla ilgili nöbetler ve ile ilgili bazı kuralları belirliyor. Bunlarda mesela Kurban Hizmetleri Komisyonu şu anda hayvan satış yeri ve kesim yerlerini belirledi. Mutlaka çiftçilerimiz veteriner sağlık raporu ilçe müdürlerimize alsınlar. Almadıkları zaman yolda yakalanmaları durumunda mağdur olma durumları söz konusu. Bunun büyük oranda müeyyideleri de var. Yani hem hayvan sahibine hem araç sahibine eğer karantina bölgesinden çıkmışsa onun cezası zaten kat be kat daha da artıyor. Pazara girişte yapılan denetimlerde hayvanların kulak küpesi olup olmadığı, büyükbaş hayvanların pasaportları, küçükbaş hayvanların nakil belgesi ve veteriner sağlık raporları kontrol ediliyor. Öte yandan Kurban Bayramı dolayısıyla kesimhaneler de oluşturuldu. Bu alanlarda hijyenik açıdan kurban kesimleri gerçekleştirilmiş oluyor. Kurban Bayramı dolayısıyla da şehrimizde modern usulde hayvan kesimhaneleri oluşturduk ve artık vahşi usulde sokak başlarında, mahalle aralarında kesme yerine daha hijyenik, daha modern bir şekilde kurban kesimlerini gerçekleştiriyoruz. Şu anda 6 yerde kurban kesimi yapılıyor. Bunlardan bir tanesi canlı hayvan pazarımızın bulunduğu alanın münasip bir yerinde 3 ayrı ekip olmak üzere kesim yapıyoruz. Şükrüpaşa mahallemizde, Yıldız kent mahallemizde, Aziziye, Dadaşkent mahallemizde, bir de yine Aziziye'de Damızlık Hayvan Yetiştiriciler Birliği'nin bulunduğu alanda bir hayvan kesimi olmak üzere buralarda bu kesimleri gerçekleştiriyoruz. Başkan Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal devlet belediyeciliğini de gözler önüne serdi. Şu anda hemen yanı başımızdan mı boğalar? Bizim belediyemizin kendi çiftliklerinde ürettiği boğalar. İnşallah bunları kurban edeceğiz. Etlerini de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtacağız. Yani bir yandan da belediye olarak böyle tip hizmetleri görüyoruz.